Bugün sizlere yine Hatay'ımızın harika lezzetlerinden biri olan aşur tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle yaklaşık yarım kilo kadar buğdayı 3-4 defa kadar güzelce yıkayıp üzerine su ekleyelim. Kapağını kapatıp ben 3-4 saat kadar bu şekilde suyun içerisinde beklettim. Fazla vaktim olmadığı için ama sizler bir gece suyun içerisinde bekletirseniz daha kolay pişecektir. Yaklaşık 1 kilo kadar evde bulunan kurban etlerinden kullandım. Güzelce yıkayıp üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Düdüklü tencerenin kapağını kapatalım. İkinci ayara getirip kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Ve bakın bir saatin sonunda etlerimiz pişti. Yaklaşık 12 tane kırmızı kuruvaş biberimiz var. Acı biber bunlar. İç tohum kısımlarını ayıklayalım. Acı seviyorsanız tohumlarını fazla almanıza gerek yok. Daha sonra haşladığımız eti bir kevgir yardımı ile tabağın içerisine çıkartalım. Tencerede kalan et suyunun üzerine Suda beklettiğimiz buğdayları ekleyelim. Üzerine 1 adet kuru soğan 1 su bardağı haşlanmış nohut 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 dolu tatlı kaşığı kadar kimyon Yeteri kadar tuz ekleyelim Ve daha önce ayıklayıp hazırladığımız kuru biberleri ekleyelim Haşlanmış etimizi ayıklayarak didikledim bakın gördüğünüz gibi içerisine onu da ekleyelim. Üzerine tekrardan su ilave edelim. Üzerini geçecek kadar su olması gerekli. Sıcak su ekledim. Tekrardan dödüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yine 45 dakika kadar veya 1 saat kadar kısık ateşte pişirelim. Ve aşuğumuzu yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi hafif bir suyunu çekmesini istiyorum. Harlı ateşte yaklaşık bir 5-10 dakika kadar suyunu biraz çekene kadar kaynatalım. Daha sonra bakın suyunu da çekti. Bir kevgir yardımı ile veya geniş bir tahta kaşıkla bu şekilde videoda gördüğünüz gibi tencerenin kenarından eze eze karıştıralım. Daha sonra 3 dolu yemek kaşığı tereyağı erittim. Yaklaşık yarısından fazlasını tencerenin içerisine ekleyelim ve aşırımızı güzelce dövelim. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Antakya'da tahta tokmakla döverler. Ben de olmadığı için ben bu şekilde kevgirle dövdüm. Çömçe de denir ona. Ama bu şekilde de olur. Tahta kaşıkla da dövebilirsiniz. Çok güzel dövmemiz gerekli. Ne kadar güzel döversek aşurumuz o kadar güzel olacaktır. Bu arada bu tarif için isterseniz dana, gerdan veya tavuk eti de kullanabilirsiniz. Veya benim gibi evde bulunan etlerle de yapabilirsiniz. Aşurun üzeri için bir dolu yemek kaşığı kadar kimyonu 2-3 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Rengi hafif dönene dek kavurmamız yeterli. Ve güzelce dövmüş olduğumuz aşırı sıcak sıcak servis tabağına alalım. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirelim. Daha sonra kavrulmuş kimyon ve irice doğranmış cevizi serpiştirelim. Hatay usulü aşurumuz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı, unutma açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.